Konumuz hepinizin ilgisini çekecek bir konu. Radyolojik değerlendirmeler, oral diagnoz, değil mi Taner? Evet. Evet hocam. Onun için konu çok güzel. Aydın Açıkgöz hocamıza da buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Çok teşekkür ediyorum hocam. Canım Sağ kardeşim, canım hocam çok teşekkürler. Ben sözü bırakıyorum, görüntümü ve sesimi kapatıyorum, sizleri dinliyorum. Kolaylıklar dilerim. Peki. Ben de bütün meslektaşlarıma bu akşam birlikte olduğumuz için teşekkür ediyorum. Bu zor bir dönem atlatıyoruz. Bu dönemde bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu da düşünüyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. Ben kısaca Aydan hocam bir tanıştırmak istiyorum size. Aydan Açıkgöz hocamız 1961 Lefkoşa doğumlu. 1992 özür dilerim lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi'nde bitirdikten sonra 1992-93 eğitim yılında o sene kurulmuş olan 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne ana bilim dalı kurucu öğretim üyesi olarak ve yardımcı doçent unvanıyla atandı. Arada bir senelik 2005 yılında bir Başkent Üniversitesi rotasyonu var. Onun haricinde 2006 yılında profesör oluncaya ve de 2016 yılında emekliye ayrılıncaya kadar aynı üniversitenin aynı fakültesinde aynı ana bilim dalında hizmet verdi. Şu anda da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesi ve başhekim olarak görev yapmaya devam ediyor. Kendisini zevkle dinleyeceğiz. Aydın Hocam size bırakıyorum konuşmayı. Tamer Hocam çok teşekkür ediyorum. Başta Oda Başkanımız Tarık İşmen, Sayın Hakan Hocam, Arthur, sevgili Arthur, tüm eğitim komisyonu üyesi ve elbette çok sevdiğim camiamızda da çok sevilen sevgili Tamer Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu zor dönemde gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, her hafta düzenli izledim ben sayın hocalarımın sunumlarını. Gerçekten çok güzel vakalar sundular, çok değerli bilgiler verdiler. Şimdi çok sevgili Tamer Hocam bana böyle bir teklifle gelince işin açıkçası ben düşündüm. Bizim ana bilim dalında bu tip vakalar tedavi etmiyoruz. Acaba ben ne sunsam diye. Hepimiz her gün onlarca hasta muayene ediyoruz, onlarca görüntüyü yorumluyoruz. Hatta bazen hepimiz yorumlarken de zorlanıyoruz. O nedenle ben biraz daha pratiğe yönelik genel bir konu seçmek istedim. Biz bu radyografları yorumlarken nelere dikkat etmeliyiz, hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Bize tanıda yardımcı olabilecek ipuçlarımız neler olabilir? Bu konuda bir sunum hazırlamayı düşündüm. Umarım faydalı bilgiler verebilirim. Umarım keyifle dinlersiniz. Biraz da uzun bir konu toparlamaya çalıştım. Keyifle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Tüm katılımcılarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, Hakan hocamın dediği gibi vakitlerini ayırdılar, sağ olsunlar. Evet, Tamer hocam, eğer izniniz olursa ben yavaş yavaş başlayayım diyorum. Estağfurullah hocam, buyurun lütfen. Ben şimdi bunu ilerletmeye çalışıyorum, pardon. Evet, biz diyoruz ki üzerinde görüntüyü taşıyan bu ister eski sistem konvansiyonel grafilerimiz, isterse bu dijital sistemdeki imaj diyoruz artık, monitör üzerindeki imajları biz doğru okuyabilirsek ve doğru yorumlayabilirsek evet bize çok şey anlatır. Çok özür diliyorum hocam bunu ilerletmekte. Evet. Öğrencilerime de hep şunu söylüyorum. Radyograflar sihirli bir çubuk değildir. Her şeyi sadece radyograflara bakıp pardon ben. Evet.
Sadece radyografilere bakıp tanı koymamız mümkün değil. Anamnez ve klinik muayene bizim için çok önemli. Ve radyolojik muayene de hep diyoruz ki anamnez ve klinik muayeneyi destekleyen yardımcı bir muayene yöntemi. Hep vurguluyorum, anamnez gerçekten çok önemli. Çünkü biz hastanın şikayeti veya hastalığıyla ilgili temel bilgi birikimimizi burada ediniyoruz. Her zaman söylüyorum öğrencilerime, lütfen hastanızı iyi dinleyiniz. O size zaten teşhisi anlatıyor. Evet, tanı çok karmaşık bir olay. Birçok basamağı içeriyor. Dediğim gibi anamnez klinik muayene çok önemli. Evet, üçüncü basamakta radyolojik tetkikler ve tabii ki kesin tanıya varma da çoğu zaman spesifik tetkiklerde gereksinim duyuyoruz. Peki radyografların yararları yok mu? Olmaz mı? Radyograflar, görüntüler bizim elimiz, ayağımız, her şeyimiz. Klinik muayenemizi destekliyor, ayırıcı teşhisi destekleyici rol oynuyor. Bizim hastayı dinleyerek koyduğumuz bir ön tanıyı belki doğruluyor, belki de bu ön tanıyı elememize neden oluyor. Ve hasta takiplerinde elbette, hastalığın tedavisinin takiplerinde de son derece de önemli. Peki biz bu radyograflardan maksimum derecede nasıl yararlanabiliriz? Bu nedenle radyolojik algoritma dediğimiz bir kavramımız var. Nedir radyolojik algoritma? Bir defa dento-alveoler bölgede veya maksilofasyal bölgede saptadığımız bir hastalık veya bir patolojiye biz tanı koyarken bir defa görüntüleme yöntemlerini sıralamamız gerekir. Kısa tanımı bu. Yani amacımız ne diye? Hasta için en yararlı, en az zararlı, en ekonomik, en kısa sürede tanı koymayı sağlayacak yöntemi bulmak. Çok sayıda görüntüleme yöntemi var. Ben hangisini seçmeliyim? Hangisi benim işime yarar? Burada elbette hekimin kararı önemli, hekimin tecrübesi, hekimin bilgi düzeyi çok önemli. Her zaman için biz en gerekli yöntemi ve en kısa sürede tanı koyduracak bir yöntemi seçmeliyiz. Hekim olarak temel görevimiz bu. Az önce söyledim, özellikle günümüzde ileri teknikler kullanılarak biz daha kısa sürede işte tanı koyabiliyoruz, üç boyutlu analizler yapabiliyoruz. Ben hangisini tercih etmeliyim? Şunu da unutmamalıyız ki bizim halen günümüzde rutinimizde panoramik, periapikal, oklüzal grafiler ilk başvurduğumuz standart tekniklerimizdir. Yani hiçbir zaman rutin hastalardan elbette konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile görüntü almıyoruz. Öncelikle panoramik grafiler ve periapikal hayatımızda, rutin hayatımızda halen bunlar geçerliliklerini sürdürüyor. Az önce söylediğim gibi bu yöntemlerden birisini seçerken hekimin bilgi birikimi, tecrübesi çok önemli ve hasta hikayesi çok önemli. Hasta ne anlatmış, neden şüpheleniyoruz, ne olabilir? Buna göre uygun bir yöntemi seçiyoruz. Tabii ki klinik muayene bulgularımız da önemli. Demek ki bizim yapacağımız ilk şey anamnez ve muayene sonrasında hangi teknikle alınacak filmlerin yararlı olacağına karar vermek. Kaç tane veya hangi teknik buna karar vermeliyiz. Evet, gerektiği durumlarda tabii ki ileri görüntüleme yöntemlerinden de yararlanabiliriz. Veya son aşamada gerekirse tabii ki kesin tanı için biyopsi alınabilir. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Hangi tekniği seçersek seçelim. Bir defa görüntü kalitesi çok önemli. Bazen tomografilerde de çok fazla artifaklar oluyor. Yani tanı koymakta zorlanıyoruz. Demek ki görüntü kalitesi çok önemli. Ama ısrarla şunu söylüyorum. Her zaman minimum doz, maksimum bilgi diyoruz. Hastalarımızı en düşük radyasyon dozuyla en sağlıklı bilgiyi alacak yöntemi seçmeliyiz. Biz radyografilerde neler görüyoruz? Çok şey görebiliriz. Patolojiler, evet, ama bunun yanı sıra
patolojilerin haricinde bilmemiz gereken çok şey var. Yabancı cisimler diyoruz, anatomik yapılar, tedavi gerektirmeyecek anatomik varyasyonlar. Yani patolojiye bir tanı koyabilmek için, bunu irdeleyebilmek için öncelikle bunları elimine etmemiz lazım. Tabii ki uzun bir konu dediğim gibi anatomik yapılara girmeyeceğim. Ben sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim normalden olan sapmaları tespit edebilmem için, evet burada normalden olan bir sapma var, bir hastalık var, bir patoloji var diyebilmem için normal anatomik yapıları bir defa çok iyi bilmemiz gerekir. Bunu öğrencilerime de hep vurguluyorum. Anatomik yapıları bilmezseniz, tanımazsanız patolojileri değerlendirme şansınız yok, tanı koyma şansınız yok. Peki ben bir bölgede anatomik yapıyı göremezsem orada ileride patoloji mi var? Hayır, değil. Anatomik yapıların görüntüsü de pek çok faktöre bağlı. Işınlama, X ışınlarının açısı, pozisyonu, bölgedeki kemiğin kalınlığı, her şey. Bunlar da belki bir yerde tanıyı zorlaştıran faktörlerden aslında. Daha ileriki slaytlarda daha detaylı anlatacağım. Biz lezyonları değerlendirirken, bir ayırıcı teşhis yaparken lezyonun anatomik yapılar üzerindeki etkileri neler? Nasıl bir etki oluşturmuş? Kortikal kemiği mi etkilemiş? Trabeküler yapıda değişikliklere mi neden olmuş? Laminadura da yıkım mı yapmış? Bunları değerlendirirken doğal olarak bunların normal görünümünü bilmemiz lazım. Normali nedir? Normalden olan sapmayı nasıl yorumlayacağım? Olmazsa olmazımız kortikal kemik. Çok dens, hepimizin bildiği gibi radyopa kesintisiz bir çizgi şeklinde. Tabii ki iki boyutlu görüntülerden bahsederken bukal ve lingual kortikal kemiği göremeyiz ama inferior ve superior yöndeki kortikal kemiği sınırlarını dikkatlice incelememiz lazım. Hastanın bize hangi şikayetle geldiği önemli değil. Monitörü açtığımız zaman ilk yapacağımız şey şikayet bölgesine lokalize olmak değil, oraya konsantre olmak değil, genel olarak radyografik tüm anatomik yapılarıyla incelemek. Kesintisiz devam etmeli diyoruz, sağlıklı bir kortikal kemik. Eğer herhangi bir şekilde kortikal kemikte bir kesinti varsa çok büyük olasılıkla o bölgede kırık vardır diyoruz. Bu bölgeyi mutlaka daha detaylı inceleyin diyoruz. Evet, burada bir örnek koydum. Kondil kırığı, korteksteki devamlılığın bozulduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Trabeküler kemik bizim için önemli. Çünkü özellikle yer işgal eden lezyonlarda kortikal kemikten önce tabii ki trabeküler yapıda bozulmalar meydana geliyor. Peki bunun normali nedir? Alt çenede trabeküler boşluklar biraz daha geniş üst çeneye göre birbirine daha paralel seyrediyor. Biz buna tip bir görüntü diyoruz. Özellikle inferior kortekste indikçe, yani daha aşağılara indikçe bazen gerçekten bu trabeküler boşluklar çok artabiliyor, çok belirsizleşebiliyor. Bunları hiçbir zaman patolojilerle karıştırmamalıyız. Acaba burada trabeküler yapıda bir bozulma mı var diye ilk etapta düşünmemeliyiz. Normal anatomik yapısı bu. Hiç unutmamız gereken bir şeydi. Submandibüler tüpük bezinin oturduğu alt çenede, posterior bölgede submandibüler fossa. Tabii ki bu bölgede kemik biraz daha ince olduğu için, bir çöküntü alanı olduğu için çok daha radyolüsent izlenebiliyor çevre kemiğe göre. Ve bazen burada acaba bir patoloji var mı diye bir yanılgıya düşebiliriz. Hayır, burada böyle bir görüntünün normal olacağını zaten bilmemiz gerekiyor. Peki üst çenedeki trabeküller nasıl? Tip 2 dediğimiz görüntü, granüler görüntü. Alt çeneye göre trabeküler boşluklar çok daha küçük. Trabeküller daha küçük ve granüler tarzda. Bazı hastalıklar da böyle bir değişiklik yapabilir trabeküllerde. Peki bu bir hastalık mı? Örneğin fibroz dizisi de. Hayır, üst çenenin normal görünümünün böyle olduğunu özellikle posterior bölgede bilmemiz gerekir.
Yine bir diğer sorun, beslenme kanalları, işte foraminalar, kanallar, bunlar da lüsen izlendiği için özellikle bu küçük yuvarlak foraminalar bazen kişilerin tam apex bölgelerine geldiği zaman burada bir enfeksiyon veya enflamatuar bir lezyon mu var, apikal bir lezyon mu var diye bazen karıştırabiliyoruz. Bu yapıların da normal olduğunu, bunların da birer anatomik yapı olduğunu bilmemiz gerekir. Şüphelenirsek tabii bir tanike testi yapabiliriz veya belki farklı açılardan filinç alabiliriz. Peki küresel kemik, evet bu da çok önemli. Özellikle periyodontal hastalıklarda biliyorsunuz ilk radyolojik bulgu küresel alveolar kemikte değişiklikler olması. Değişiklik dediğimiz nedir? Normal yapısı nedir? Normal yapısı anterior bölgede sivri, arka bölgelerde düz, kesintisiz devam ediyor. Bu yapıdan olan her türlü sapmada mutlaka o bölgede lokal veya sistemik bir lezyon aramamız gerekir. Evet, periyodontal aralık bu çok önemli çünkü birçok hastalıktan, yer işgal eden lezyonlardan özellikle etkilenebiliyor. Kesintisiz devam etmeli diyoruz. Belli bir genişlikte olmalı. Alveolar kretten başlayıp kökü çepeçevre sarıyor ve karşı tarafta alveolar krette sonlanıyor. Dolayısıyla tabii ki radyolüsent izleniyor. Bunun devamlılığı, kalınlığı bizim için önemli. Peki bunu periyodontal aralık kalınlaşmış. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Evet, bir gold standardımız yok. Ortalama değerleri belli ama hiçbir zaman elimize cetvel alıp elbette bunu ölçmüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Genişleme var mı yok mu? Komşu sağlıklı dişlerdeki periyodontal aralıkla kıyaslıyoruz. Etkilendiği faktörler var. Fonksiyonsuz dişlerde biraz daha incelebiliyor. Yaşlılıkla birlikte biraz daha incelebiliyor. Ama bizim için önemli olan zaten kalınlığının artması. Ve hiç unutmamalıyız ki kalınlık da her yerde eşit değil. Biz tipik kum saati görüntüsü diyoruz. Apex bölgesine yakın veya koronal yönde periyodontal aralık biraz daha geniş izleniyor. Kesinlikle bu da patolojik bir durum değil. Zaten normal görüntüsü bu şekilde. Özellikle primer kemik tümörlerinde, malign tümörlerde, örneğin osteosarkomda periyodontal aralıkta bu kum saati görüntü kayboluyor ve irregüler, uniform bir genişleme meydana geliyor. O nedenle periyodontal aralık bizim için çok önemli. Örneğin burada 36 nolu dişte, komşu dişlerle kıyaslıyorum. Evet, meziyer kökte periyodontal aralıkta bir genişleme var. Yine 24 nolu dişte apikal bölgede bir genişleme var. Belli ki burada bir sorun var. Çok büyük olasılıkla da enflamatuar bir olay. Altta izlediğimiz okluzal grafiğe dikkat ederseniz 4 anterior dişte de periyodontal aralıkta genişleme var. Bu vaka bir travma vakası. Çenesinin üstüne düşmüş hasta ve 4 dişi birden avulse olmuş, soketlerine yukarıya doğru yükselmiş. Bu durumda da doğal olarak periyodontal aralıkta genişleme izleniyor. Evet, böyle bir genişleme orada bir patoloji olduğunu bize düşündürmeli. Peki lamina dura nedir? Lamina dura da birçok sistemik hastalıktan etkilendiği için bizim için çok önemli. Yine kesintisiz devam etmeli diyoruz. Tabii ki kompakt kemik olduğu için oldukça yoğun, radyoopak bir çizgi şeklinde izleniyor. Peki bunun standardı nedir? Lamina dura kaybolmuş, incelmiş, nasıl bir yorum yapacağım? Bu da bireyler arasında, dişler arasında farklılık gösterebilir. Kök yapısı oldukça önemli, görüntüsünü etkileyebilir. Biz tabii ki yine komşu sağlıklı bölgelerle bir kıyaslama yapıyoruz. Az önce de söylediğim hem lokal hem sistemik hastalıklardan çok etkilenen bir anatomik yapı. O nedenle mutlaka değerlendirmemiz gereken anatomik bir yapı. Ama görünürlüğünün birçok farklı faktöre bağlı olabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. X ışınlarının açısı da çok önemli. Hani izleyemiyorsak da ille de orada bir patoloji var anlamına gelmiyor.
Farklı açılardan film çekebiliriz ve hastanın şikayetleri tabii ki bizim için önemli. Çok önemli ve çok basit bir ipucu. Şimdi biz diyoruz ki örneğin 16 nolu dişi kökü acaba sinüs içerisinde mi? Bazen yanılabiliriz. Hayır, sinüs epitelinin devamlılığına zaten bakıyoruz ama bazen özellikle radyografik kalite de kötüyse çok izlenmeyebilir. Biz diyoruz ki iki boşluk üst üste gelirse küçük boşluk, örneğin burada küçük boşluk ne oluyor? Periyontal aralık. Sinüs üzerine süperpoz olmuş. Periyontal aralığa dikkat ederseniz bir genişleme izliyoruz. Bu patolojik değildir sevgili meslektaşları. Bu normal bir görüntüdür. Böylece patolojilerle hani normal yapıyı ayırabiliriz ve biz diyoruz ki hayır bu bir süperpozisyondur. Bu kök maksiler sinüs içerisinde değildir. Aynı şekilde alt çenede de alveoler kanal üzerine süperpoz olduğu zaman alt molar dişlerin kökleri genişleme izlenmesi normal bir durum. Bizim 3D kuralımız var. Radyografları değerlendirirken tespit et diyoruz. Yani detection, tespit et orada bir hastalık var veya yok. Önce onu belirlememiz lazım. O nedenle anatomik yapılar önemli. Benim gördüğüm bir anatomik yapı mı yoksa gerçekten anatomik yapıda bir sapma var mı? Bir hastalık, bir patoloji var mı? Önce bunu tespit ediyorum. Sonra bu gördüğümü tanımlıyorum. Detaylı bir şekilde inceleyip tanımlıyorum. Daha sonra da ayrıcı teşhis diyoruz. Yine üçüncü de ayrıcı tanı. Benzer hastalıklar, benzer görüntü veren hastalıklarla bu görüntüye hiç uymayan hastalıkları biz şöyle bir sıralayıp elimine ediyoruz. Evet, az önce söylemiştim. Radyolojik olarak izlediğimiz görüntü veya oluşum nedir? Bu bir patoloji mi gerçekten? Patoloji haricinde pek çok şey izleyebiliriz. Çok kısa örnekler koydum. Yabancı cisimler olabilir. Gerçi bunlara tanı koymak zor değil tabii ki. Çoğu zaman da uygulama hatası aslında bunlar. Kurallara uymadan film çekersek yabancı materyallerin çıkarılması lazım. Kurşun önlük yine görüntümüzü engelleyebilir. Graft materyalleri bazen öğrenciler soruyor burada ne var? Sinüs içerisinde bir patoloji mi var? Hayır değil, bu graft materyalinin görüntüsü. Evet, fermuar, stent, hızmalar, birçok yabancı cisim olabilir. Boncuklar, özellikle kenarına boncukları olan başörtüsü takan bayanlarda bunları çıkarmazsak bu tip görüntülerle karşılaşabiliriz. Tabii bunlara tanı koymakta zorlanmıyoruz. Çok rahat yabancı cisim olduğunu yorumlayabiliyoruz. Bizim bazen göz yanılgılarımız olabilir sevgili arkadaşlarım. Gerçekten bazen bakıp görmek istediğimiz şeyi görebiliriz. O nedenle farklı perspektiflerden radyografları değerlendirmemiz lazım. Birçok hava boşlukları var panoramik grafilerde. Böyle kenarını çizdiğimiz zaman hani balık görüntüsü. Elbette öyle bir şey yok ama farklı şeyler görebiliriz. Onlara örnek bir demonstratif görüntü. Şimdi ilk bakışta 12 numarada sanki kök rezorpsiyonu varmış gibi. Halbuki dikkatli incelersem, biraz daha farklı açılardan bakarsam veya şüphelendiğim durumda periapikal çekersem aslında hiç öyle bir şey yok. Kök rezorpsiyonu yok. Bu tamamen gömülü düşün bir süperpozisyonu. Demek ki bu tip göz yanılgılarımız olabilir. Bizim artifak dediğimiz yanıltıcı görüntüler olabilir. Bu yine çoğu zaman kurallara uymadan çektiğimiz panoramik grafilerde karşımıza çıkıyor. İşte sanki kemik yoğunluğunda artış varmış gibi. Hayır, öyle bir şey yok. Kurallara uymadığımız için film çekerken işte hiyoid kemik veya karşı taraf süperpoze olmuş. Yoksa bir kemikle ilgili bir durum söz konusu değil. Anatomik varyasyonlarımız var. Bunlar varyasyon dediğimiz tedavi gerektirmeyen, patoloji olarak da kabul etmediğimiz durumlar. Ve bazen gerçekten patolojilerle de karışabilirler. Bu fokal osteoporotik kemik iliği defekti dediğimiz özellikle anemik bireylerde belki karşımıza çıkabilir.
gerçek anlamda da bir radyolojisel patolojiyi taklit eder tarzda, hani aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bunlar tedavi gerektirmeyen, hastanın şikayetinin olmadığı şeyler. Toruslar bazı hastalarda gerçekten çok büyük, çok yoğun olabiliyor ve kökler üzerine süperpoze olduğu zaman acaba burada kemik tümörü mü var, bu osteoma olabilir mi diye düşünebiliriz. Yine alt çenedeki toruslar premolar bölgede özellikle periapikal veya panoramiklerde direkt premolar dişlerin üzerine süperpoze oluyor. Orada bilemiyorum, bir kemik yoğunluğunda artış mı var, dens kemik adası mı, osteoma mı? Hayır, değil. Bu toruslar bu şekilde süperpoze oluyorlar. İlle de tabii ki tomografi çekmemiz gerekmiyor bunu anlamak için. Klinik muayene sırasında fark ettiğiniz zaman zaten bunları hissedersiniz veya okulüzel grafilerle rahatlıkla görebilirsiniz. Alveolar hiperestozlar belli yaştan sonra birçok hastamızda izleniyor. Kemik çıkıntıları, bunlar da aslında patolojik değil, tedavi gerektirmezler. Bunlar da kökler üzerine süperpoze olabileceği için önemli. Yine maksiller sinüste izleyebileceğimiz kemik çıkıntıları olabilir. Pratikte bunlar önemli çünkü kök artıklarıyla karışabilirler. Özellikle çekilmiş dişle varsa ilgili bölgede. Farklı açılardan film çekip bunları değerlendirebiliriz. Böyle kısa bir hatırlatmadan sonra peki patolojileri nasıl değerlendirmeliyiz? Kriterlerimiz ne olmalı? Bizim temel değerlendirme formülümüz. Biz diyoruz ki sistematik tanımlama yapalım ve tüm bulguları analiz edelim. Nasıl yaklaşıyoruz? Nelere bakıyoruz? Bunları tek tek açacağız. Ne tip bir lezyon, nerede yerleşim gösteriyor, kaç tane, sınırları nedir gibi. Evet, bunları iyi değerlendirebilirsek, bunları kısa kısa not alıp sistematik bir yaklaşım sergilersek, biz hem lezyonun orijin aldığı doku hakkında hem biyolojik seyir hakkında gerçekten özellikle ayrıca teşhiste çok yararlı bilgiler ediniriz. Patoloji yer işgal eden bir lezyon mu? Önce buna karar vermeliyiz. Ne demek yer işgal eden bir lezyon? Kistler ve tümörler, bunlar komşu anatomik yapıları iterek, rezorbe ederek, kendileri ayrı bir internal yapı oluşturarak kendilerine bir boşluk oluşturuyorlar. Tek tek tabii ki ben burada vaka anlatmayacağım. Yani kistler, tümörler, genel şey yapıyoruz. Örneğin 43'ün olur dişte yer değişikliği yapmış, itmiş, biraz büyük boyutlara ulaşmış bir dentigerous kist. Biz buna yer işgal eden lezyon diyoruz. Kemiği rezorbe etmiş, komşu dişi itmiş. Yine sağ altta dentigerous bir kist. Dişlerde dişte yer değişikliği yapmış. Peki yer işgal eden lezyon haricinde ne olabilir ki? Evet, fibroosöz lezyonlar dediğimiz bu sağlıklı kemikli, hastalıklı kemiğin yer değiştirdiği durumlar. En çok bildiğimiz fibroz displazi. Bunlar yer işgal eden lezyon olarak tanımlanmıyorlar. Ve genel radyolojik olarak böyle portakal kabuğu görüntüsü olduğu için oraya bir öyle bir slide koydum. Örneğin bu hastamız, bizim klinik hastamız bu. Daha doğrusu esas Özlem Hoca'nın hastasıydı. Çok büyük boyutlara ulaşmış, asimetri oluşturmuş, dişlerde ciddi oranda yer değişikliğine neden olmuş ve dişleri gömülü kalmasına neden olmuş bir fibroz displazi hastası. Burada yer işgal eden bir lezyon değil, burada sağlıklı kemik yavaş yavaş hastalıklı kemikle yer değiştiriyor. Farklı kesiklerden görüntüleri oldukça radyopak görüntü veriyor. Yine başka bir vaka, damak sol üst çenede ekspansiyona neden olmuş ve maksiller sinüse doğru ilerlemiş, yer işgal eden bir lezyon olarak tanımlıyoruz bunları. Lezyonun yerleşim gösterdiği bölge bizim için çok önemli. Nerede yerleşiyor? Yumuşak doku, kemik, ön bölge, anka bölge, kondil, orta hatta yakın, orta hattı geçmiş. Kendimize bir takım rehber noktalar alarak bunları tanımlıyoruz. Bu çok mu önemli? Evet, önemli. Çünkü lezyonun orijini hakkında bilgi veriyor ve
Hepimizin bildiği gibi bazı kist ve tümörlerin özellikle seçtiği bölgeler var, sevdiği bölgeler var. Buralara yerleşiyorlar. Bu da ayrıcı tanımda önemli. Basit bir kural, önemli ama bizim için. Şunları hatırlarsak, eğer gördüğümüz lezyon alt çenede inferior alveolar kanalın üstünde ise, üst çenede sert damağın altında ise dikkatli bakın diyoruz veya dişin koronal kısmında ise bu lezyon ne olabilir diye düşünürken lütfen öncelikle bunun odontojenik orijinli bir lezyon olacağını hatırlayınız. Yani ben hastalıkları sıralarken şu olabilir, bu olabilir diye önceliğimi neye vermeliyim? Bu büyük olasılıkla odontojenik orijinli bir lezyon. Kronun dişin oklüzal kısmında yer alıyorsa daha çok odontojenik epitelinden orijin alıyor. Bilmiyorum ameloblastoma mı, dentigerous bir kist mi ama sonuç olarak odontojenik orijinli olabilir diye bir yorum yapmam lazım. Yine üst çenede sert damak çift çizgi olarak izleniyor radyopak. Bunun altındaki lezyonları da biz yine odontojenik orijini düşünmeliyiz öncelikli olarak. Yine burada oldukça büyük boyuta ulaşmış radiküler kist. İki tane kist var. Bir tanesi bayağı büyük. Dikkat ederseniz evet inferior alveolar kanalı aşağıya doğru itmiş ama lezyonun esas merkezi üstte. Inferior alveolar kanalın üstünde. Demek ki ben burada non odontojenik değil, daha çok odontojenik bir lezyon düşünmeliyim. Koronal kesitte dikkat ederseniz zaten inferior alveolar kanalın üstünde lokalize olduğunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Eğer kanalın altında ise, üst çenede sert damağın üstünde ise, kondil bölgesinde ise veya direkt kanalın içinde bir lezyonsa, burada hemen aklınıza non odontojenik dediğim bilemen vasküler orijinli lezyonlar olabilir, sinirsel orijinli, nöral orijinli olabilir veya üst çenede özellikle maksimiler sinüs orijinli olabilir. Burada ilginç bir vakaydı bu. Kondilde ciddi bir hiperplazi söz konusu sağ tarafa kıyasladığınız zaman. Şimdi burada ben elbette odontojenik bir şey düşünemem. Kartilaj orijinli bir lezyon, kondrom mu, hiperplazi mi? Bu bazı vakalarda da Tamer Hocam aslında onları da koymuştum. Tanımlanamayan diye benim bir klasörüm, bir arşivim var. Çok ilginç görüntüler var orada ama hasta kimdir, kime gelmiş, ne zaman gelmiş, ne olmuş takip edememişiz. Bazılarına adı konulmuş lezyonlarımız da var. Yine burada Staphne'nin kemik defektinin tipik görüntüsü. Mandibüler kanalın altında lokalize. Bu da bizim kendi klinik hastamız, benim kendi vakamdı. Çok büyük boyutlarda şüphelendik. Bir periapikal film aldık. Çok lüsent izlendiği için. Normalde bu tip defektler biliyorsunuz bukal kortikal kemikte rezorpsiyon yapmaz. Ama bu vakada biz şüphelendik. Çok lüsent izleniyordu. Gerçekten o zaman tabii konik ışınlı bilgisayar tomografimiz yoktu. BT çektirdiğimiz zaman gerçek anlamda bukal kemikte, kortekste rezorpsiyon yaptığını gördük. Cerrahiden bir arkadaşımız, değerli Mahmut Hocam bunu ameliyat etti. Açtı baktı gerçekten içinde hiçbir şey yok. Yani Staphne'nin kemik defekti olarak tanımladık. Az önce de belirtmiştim, spesifik lezyonlarımız var. Özellikle severek belli bölgelerde yerleşiyorlar. Bunları bilirsek, bunlar da tabii ki ayrıcı tanıda bize son derece yardımcı olur. İşte radiküler kist, daha çok apeks bölgesinde diyoruz. İşte iki diş arasında ise, kökler arasında ise, belki lateral radiküler bir kist, belki periodontal bir kist. Yani lezyonları sıralarken veya adını koyarken bize oldukça yardımcı oluyor. Sıklıkla yumuşak doku klasifikasyonlarıyla karşılaşıyoruz. Bunların da spesifik yerleşim gösterdiği bölgeler var. Özellikle sementoblastomalar her zaman için
kök apeksinde izleniyorlar. Bunlar tanı koymamızı işin açıkçası kolaylaştırıyor. Bunları bilmek tanımızı kolaylaştırıyor. Evet, üst anterior bölgede iki santral dişin arasındaysa çürüksüzde, dişlerde de çürük gibi bir şey yoksa hemen aklımıza nazopalatin kanal kisti gelmeli. Dişsiz bir bölge ise hemen aklıma bir rezidüel kis gelmeli. Yarı sürmüş, gömülü bir 20 yaş dişiyle birlikte izleniyorsa acaba paradental kis mi diye öncelikle bunu düşünmem gerekiyor. Evet, tipik radiküler kis, lateral periodontal kis. Sementoblastoma dedim, olmazsa olmaz klasik görüntüsü bu. Daha çok 6 numaraların apeksinde alt çenede lokalize oluyor. Kökte rezorpsiyon yapabiliyor. Yani ben bu görüntüyü gördüğüm zaman başka bir şey düşünmemeliyim. Önceliğim bu olmalı. Sol üstte, şimdi anatomik yapılar önemli demiştik. Sol üstteki görüntü buna güzel bir örnek. Orada rezidüel bir kist var, evet. Peki onun hemen sağında yine bir lüsent alan var. Peki bu da mı kist, bu da mı rezidüel bir kist acaba? Hayır sevgili arkadaşlar, bu dişsiz bir hastada üstte konkanazalis inferioru rahatlıkla görebiliyorum. Bu nazal kavite patoloji değil. Evet, yine kistin lokalizasyonuna göre dentigerous kistleri de gruplandırabiliriz. Peki burada sol üst tarafta gördüğümüz kondil bölgesinde radyopasiteler var. Bu gerçekten kemiğe ait bir lezyon mu yoksa yumuşak dokudaki bir kalsifikasyonun süperpozisyonu mu? Yumuşak doku mu, kemik mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. Evet, farklı üçüncü boyutta görüntü aldığımız zaman bunun kemikle hiç alakası olmadığını ve yumuşak dokuda bir kalsifikasyon olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Yine alt çenede siyalolitler sık karşılaştığımız bir durum, tüpürtüklü taşları. Tabii iki boyutlu görüntüde bunlar kökler üzerine süperpoze olabiliyor. Şimdi bilemiyoruz bu gerçekten kemik içerisinde bir lezyon mu yoksa yumuşak dokudaki bir görüntü mü? Görüntünün süperpozisyonu mu? Çok basit, hemen bir oklüzal teknikle film çekersek bunun aslında yumuşak doku içerisinde olduğunu, kemikte olmadığını rahatlıkla yorumlayabiliriz. Bu yine bizim bir hastamızdı. Şimdi panoramik grafide tabii detay kaybı olduğu için çok net seçemiyoruz. Orada radyopasite var. Nerede lokalize olmuş, nedir bu derken terapikal film çektik. Bakın kemiğin üstünde, aslında kemikle alakası yok. Oklüzal grafide de çok rahat bunun bir yumuşak doku kalsifikasyonu olduğunu, bir kemik lezyonu olmadığını rahatlıkla yorumlayabiliyoruz. Evet, kanal içinde bir genişleme lezyonu direkt kanal içerisindeyse burada tabii ki odontojenik hiçbir şey düşünemem. Direkt nöral veya vasküler orijinli bir lezyon olarak tanımlarım. Boyutunu lütfen değerlendirelim. Özellikle dijital görüntülerin hepsinde kendi cetvelleri var. İşte en geniş yerini ölçerek. Bu bana %100 tanı koydurur mu? Tabii ki koydurmaz ama önemli bir veri. Elimde bulunması gereken bir veri. Çok büyük boyuta ulaşan lezyonlar, özellikle kısa sürede büyük boyuta ulaşmışsa tabii ki bana biraz daha maligniteyi veya beynin agresif bir lezyonu düşündürebilir. Evet, burada ilginç bir vaka. Bu da Özlem hocamızın vakasıydı. Teşekkür ederim benimle bölüştüğü için. Dentigerous bir kist, uzun süre fark edilmemiş, çok büyük boyutlara ulaşmış, kanin dişi de aşağıya doğru gitmiş. Yine radiküler kistler, tabii kendi haline bırakılırlarsa oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. Başka neyi değerlendirmem gerekir? Sayısı benim için önemli. Benim gördüğüm tek bir lezyon mu yoksa aynı lezyondan acaba birden çok mu var? Peki birden çoksa nerede, nasıl lokalize olmuş? Bunları tanımlamam gerekir. Tek lezyonlarda biz daha çok işte kis, tümör, enflamatuar lezyonları düşünüyoruz ama aynı lezyondan birden fazla izliyorsak acaba sistemik hastalığa mı bağlı, fibrosis bir lezyon mu veya özellikle metastazları da göz önünde bulundurmamız gerekir.
Şimdi bu vakada tesadüf olmuş aslında. Hem radiküler kisti var, hem iki tane dentigerous kisti var. Benim söylediğim birden çok lezyon aslında sistemik hastalıkları düşündürebilecek aynı lezyonun birden fazla izlenmesi. Ama radyografları lütfen iyi değerlendirelim diyoruz. Farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Evet, aynı hastada üç tane farklı kist. Tek bir kist, tek bir lezyon. Bu da ilginç bir vaka. Inverted pozisyonda bir mezyodens var ve ona bağlı gelişmiş. Ciddi de yıkım oluşturmuş. Hatta buhar kemikleri de destrüksiyon oluşturmuş bir kist vakası. Evet, aynı benzer lezyondan aynı bölgede birden fazla. Daha çok fibrosyöz lezyonlarda izlediğimiz veya multiple miyelomu belki düşünebiliriz. Evet, bu da florid osseous displazi vakası. Alt çenede birden çok bölgede. Şekli önemli mi? Elbette şekli önemli. Daha çok işte bu radiküler kistler veya küçük lezyonlar daha çok yuvarlak oluyorlar. Kortikal kemiğe ilerleyene kadar, kortikal kemikte ilerledikten, ulaştıktan sonra sınırları biraz düzelebiliyor. Ama biz lezyonlarımızı tanımlarken, raporlarken elbette şekli de önemli. Yuvarlak, işte 1 santimetre boyutunda lezyon olarak tanımlıyorum. Oval olabilir, keratokistler veya dentigerous kistler de genellikle oval seyrediyorlar. Evet, örnek demonstratif görüntüler. Kalp şeklinde veya oval, yine nazopalatin kanal kistinin tipik görüntüsü bu. Bu yine önemli. Şekli önemli mi derken, evet önemli. Üçgen şeklinde bir görüntü varsa, kökler arasındaysa, bunu çok masum bir lezyon olarak düşünmeyelim. Skolmoz odontojenik tümör olabilir. Tipik görüntüsü. Tabanı aşağıda, tepesi yukarıda. Kökleri birbirinden itmiş tipik üçgen görüntüsü olarak yorumluyoruz. Başka niye bakıyorum ben lezyonları veya patolojileri değerlendirirken? Densitesi ne diyorum? Yani radyoopak mı, radyolüsent mi? Ayırıcı tanı da çok önemli. Bazı lezyonlar tamamen litik. İçlerinde hiçbir farklı yapı yok. Tamamen lüsent, radyolüsent lezyon olarak değerlendiriyorum. Bu lüsent tamamen radyolüsentse bana adını koydurabilir mi lezyonun? Hayır, asla öyle bir şey söylemiyoruz. Özellikle lüsent lezyonlar bizim için çok büyük bir problem. Çünkü hiçbir internal yapı içermeyen lezyonlara tanı koymak çok zor. Çok basit bir kist olabileceği gibi çok agresif bir lezyonun görüntüsü de olabilir. İlk lezyonlar önemli bizim için. Evet, düzgün sınırlı, yuvarlak, tamamen lüsent, hiçbir iç yapısı, internal yapısı yok. Bir kısmı mixed olarak izleniyor. Yani mixed derken neyi kastediyorum? Hem lüsent hem opasite bir arada. Bunlar da ayırıcı tanı da bizim için önemli. Bir kısmı ise tamamen opak izleniyor. Bunlara tanı koymak biraz daha kolay belki. Evet, bu bizim yine cerrahide Emel hocamla ortak bir hastamız. Hiçbir şikayeti yok. Sadece şişlik şikayetiyle başvurulmuştu. Çok opak bir görüntü. Belli ki bu osteojenik hücrelerden orijin alan bir tümöral yapı diye düşündük. Hiçbir iç yapısı, internal yapısı yok. Evet, tomografide de bunun aslında kemik içerisinde değil, kemiğin periferinde lokalize olan bir periferen osteoma olduğuna cerrahi sonrası, biyopsi sonrası da teşhis konuldu. Osteomalar bazen mandibülün alt kenarında izleniyorlar ve bu bölge özellikle kalsiyum lenf düğümlerinin lokalize olduğu bölge. Karıştırabiliriz. Şimdi bu yumuşak dokudaki bir lezyon mu acaba? Kalsiyum bir lenf düğümü mü? Kemiğe mi süperpoze olmuş? Hayır, değil. Aksiyel kesikte bunun gerçek anlamda kemikler orijin alan bir osteoma vakası olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Evet, fibroz displaziler üçüncü aşamasında çok maçlı, çok yoğun radyopat izlenebilirler. Lezyonun sınırları çok çok önemli. Periferi ve anatomik yapılar üzerine olan etkisi. Ön tanı koyarken veya ayırıcı teşhis sırasında bizim için çok önemli. Elbette
kural değil. Bunların hiçbirisi bir kural değil. Çok iyi sınırlı izlenen, malinteler olabileceği gibi çok kötü sınırlı izlenen daha beni lezyonlar da olabilir. Ama hani ayırıcı teşhisi daraltmak açısından iyi sınırlı lezyonlar daha çok beyin lezyonlar olarak düşünmeliyiz bunları. Yine etraflarda kortikal bir sınır olabilir, olmayabilir veya sklerotik bir sınır. Burada da iyi sınırlı beyin lezyonları düşünmemiz lazım. Sınırı çok kötü işte yani seçilemiyorsa, difüzse, sağlıklı kemikleri, hastalıklı kemiği ayıramıyorsak biraz daha elbette malinteleri veya fibrosöz lezyonları belki düşünmemiz gerekir. Evet, bu destrüksiyon tipi veya sınırları bizim için son derece önemli. Büyüme hızı hakkında da bize bilgi verir. İyi huylu veya beyin lezyonlar diyelim. Bunlar iterek çevre anatomik dokular az önce söylediğim gibi iterek veya yani rezolve ederek yavaş büyürler ve genellikle sınırları düzgündür. Yani düzgün bir sınırı görürsek ilk etapta aklımıza yavaş büyüyen bir lezyon gelmeli. Sağlıklı kemikli, hastalıklı kemiği rahatlıkla ayırabiliyoruz. Belirgin sınırları var. Dar geçiş bölgeli lezyonlar olarak tanımlıyoruz biz bunları. Evet, etrafında kortikal sınırı yok. Düzgün sınırlı veya bazen düzgün sınırlı ama etraflarında kortikal kemik olabilir. Bu zaten bana o lezyonun yavaş büyüdüğünü gösteriyor. Yani çevre sağlıklı kemik kendini korumak amacıyla yeni kemik yapmaya zaman bulmuş. Sınırları da düzgün. Daha çok iyi huylu lezyonları düşünmem lazım. Veya bazen sklerotik sınır diyoruz. Bu da bir yeni kemik aslında. Ama biraz daha irregüler. Daha çok inflamatuar lezyonlarda karşılaştığımız durum. Ama malinteyi hiçbir zaman bize düşündürmez. Evet, eğer sınır düzensizse ben sağlıklı kemik ile lezyon bölgesi arasında net bir sınır çizemiyorsam, difüz bir görüntüsü varsa biraz daha artık malinteyi düşünmemiz lazım. Güve yeniliği tarzda görüntü diyoruz biz bunlara. Geniş bir geçiş bölgesi var, sınırları net ayrılamıyor. Geniş geçiş bölgesi olan lezyonlar olarak tanımlıyoruz. Burada daha böyle agresif seyirli, belki daha malign lezyonları düşünmemiz gerekiyor. Ama bizim zorluğumuz ne? Her lezyonda her zaman standart görüntüler olmuyor. Malign lezyonlarda bile yer yer evet gerçekten düzensiz, bakar bakmaz bana maligniteyi düşündüren bir görüntü olabileceği gibi her yer bazen daha düzenli, hatta etraflarında sklerotik alan olan bir görüntü de olabilir. Bu bir fibromiksoid sarkom vakamızdı bizim. Cerrahiden yine sanırım Emel hocamızla. Çok büyük boyutlara ulaşmış, ciddi bir destrüksiyon oluşturmuş. Sınırları net olarak söyleyemiyorum. Elbette burada çok masum bir lezyonu düşünmeyiz. Daha agresif seyirli malign bir lezyon düşünebiliriz. Bu yine Mehmetya bir metastaz vakası. Çok sevdiğim Canan'ın vakası. Benimle de bölüştüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Mandibula'da birçok yerde litik alanlar ve özellikle sol ramus bölgesinde tipik güve yeniği görüntüsü dediğimiz bunlar metastazlar. Zaten hastanın anamnezinde şunu da öğrenmiştik. Başka kemiklerde de metastaz tespit edilmiş. Tomografisinde de gördüğümüz gibi yani sağlıklı kemiği ve hastalıklı kemiği ayıramıyoruz. Güve yeniği görüntüsü dediğimiz bir durum. Burada da radyografi ilk baktığım zaman eyvah diyorum bu çok agresif seyreden malign bir görüntü sergileyen durum. Bir osteomiyelit vakası. Evet, osteomiyelitler hariç diyoruz. Osteomiyelitlerin radyolojik görüntüleri de çok ciddi deskripsiyon yaptıkları için malign lezyonlara benzer. O nedenle hep diyoruz ki anamnez çok önemli, klinik muayene çok önemli. Ayrıca tanıda çok önemli bilgiler veriyor. Karsinomlarda burada da ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Acaba izlediğim lezyon kemik içerisinde gelişen bir karsinom vakası mı?
Yoksa ki çoğu zaman geç dönemde bize geldiği için hastalar kemikte zaten yumuşak dokuya da invaze olmuş oluyor. Yoksa yumuşak dokudan başlayıp acaba kemiğe mi invaze olmuş? Pek çok durumda bunu ayırmak mümkün değil. Ama basit bir noktalarımız var. Diyoruz ki altta uzanan lezyona bir bakın. Elbette düzgün sınırları yok. Tipik malignite sergiliyorlar ama altta eğer kemikten başlayıp yumuşak dokuya açılmışsa o açılım bölgesi alttaki lezyondan daha dar. Böyle bir görüntü varsa biz diyoruz ki büyük olasılıkla primer lezyon aslında kemik içindeydi. Eğer üstteki alan genişse ve alttaki kemikte böyle fincan tabağı görüntüsü veya dantel şeklinde girintili çıkıntılı görüntü varsa bu çok büyük olasılıkla yumuşak dokudan orijin alıp kemiğe yayılmış diyoruz. Evet, sol tarafta tabii ki bana ait bir baka değil o, bir başka baka. Yumuşak dokudan orijin alıp kemiğe, mandibüler kemiğe invazi olmuş. Tipik fincan tabağı görüntüsü. Evet, belki basit şeyler ama ayırıcı tanıda bir noktaya kadar bize yardımcı oluyorlar. Yine kemikte oldukça ciddi yıkım yapmış. Sağ taraftaki bizim kendi bakamızdı, evet. Ciddi destriksiyon oluşturmuş yumuşak dokuya da, daha doğrusu yumuşak dokudan başlayıp kemiğe invazi olan akabınlar tipik fincan tabağı görüntüsü. Evet, bu da mandibülaya invazi olmuş squamous cell karsinom. Bu bizim yine sevgili canınla ortak bir vakamız. Şimdi burada bakıyoruz, burada da alveoler kemikte. Fincan tabağına benzer şekilde bir rezorpsiyon var. Ama diğer squamous cell karsinomlardan çok farklı. Bu alveoler mukozada yerleşim gösteren bir lenfoma hastamızdı. Burada rezorpsiyon yapmış ama invazi bir şekilde yayıldığından değil de kemik üzerinde basıya bağlı rezorpsiyonla yine çanak şeklinde ama sınırları çok daha düzgün. Diğer malign lezyonlara göre. Etrafında fibroz kapsül var mı? Lütfen ona da dikkat edilip. Özellikle bu kemik üreten veya kemik benzeri materyal üreten tümörlerin etraflarında sıklıkla fibroz kapsülleri de oluyor. Bu da elbette ayrıcı tanı da önemli. Osteoma örneğin onların ayrıcı tanısı da önemli. Peki sınırlarına baktım, boyutuna baktım, şekline baktım. Peki internal yapısı nasıl, iç yapısı nasıl? Bu çok önemli. Bir kısmı az önce söylediğim gibi hiçbir internal yapıları yok. Ya tamamen homojen radyoopak ya da tamamen lüsent alanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Az önce de belirttim, özellikle bu lüsent alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bütün lezyonlar hemen hemen yani kemikten orijin alan bu osteoma gibi lezyonlar haricinde litik alanlar olarak başlıyorlar. Sadece buna bakıp ben tanı koyabilir miyim? Hayır, asla. Diğer kriterleri de mutlaka değerlendirmem gerekiyor. Evet, hiçbir internal yapısı olmayan tipik bir litik lezyona ait görüntü radiküler bir kist bu. Biraz büyük boyutlara ulaşmış. Peki, bix bir görüntü sergiliyorsa, içerisinde opasiteler varsa, septalar varsa, bunlar da pek çok lezyonun ortak özellikleri aslında. Burada septaların şekline bakalım diyoruz. Nasıl seyrediyorlar? Bize yardımcı olabilirler. Bu içindeki opasitelerin densitesi nasıl? İşte çok yoğunsa daha çok kemik orijinli diyorum. Daha az yoğunsa acaba kartilaj orijinli mi diyebilirim? Veya bu kalsifiye yapılar bu litik alan içerisinde nasıl dağılıyor? Ona dikkat edelim. Septalar, bakın ameloblastomanın tipik görüntüsü bu. Kalın ve eğimli. Eğimli septalar. Bunu gördüğüm zaman tabii ki başka tümörlerde de bu tip görüntüler olabilir ama ilk aklıma gelen büyük olasılıkla ameloblastoma olmalı daha sık da izlendiği için. Hastalıklarda sıralama yaparken tabii ki görüntüleri çok önemli ama görülme sıklıkları da önemli. Yani sık karşılaştığımız lezyonları elbette daha üst sıralara yerleştiriyoruz.
Eğer bu septumlar daha ince ve eğimliyse belki santral hemangiyom olabilir diye düşünmem lazım. Çok düzgün seyrediyorsa belki odontojenik egzem olabilir. İşte bu septumların görüntüsüne göre veya aradaki boşluklara göre bizim öyle bir takım radyolojik terimlerimiz var. İşte bal peteği görüntüsü, tenis raketi görüntüsü gibi. %100 tanı koydurur mu? Kesinlikle koydurmaz. Ama hiç değilse hastalıkları sıralarken bana biraz yardımcı olur. Santral hemangiyom, evet bunların da septaları var ama biraz daha ince, daha az eğimli ameloblastomaya göre. Veya o burada bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi bazı lezyonlar var. Biz septa gibi görebiliriz bunları ama aslında gerçek septa değillerdir. Bir üçüncü boyutu görüntüleyebilirsek bunların aslında bu kemik üreten tümörlerde daha çok karşılaşıyoruz. İçindeki amorf kemik materyalleri. Bunlar düzensiz dağılım gösterince iki boyutlu görüntülerde sanki septa varmış gibi yorumluyoruz. Bu da bizi yanıltabilir. Evet yine ameloblastomanın farklı görüntüleri. Tabii bir kural değil yani her zaman eğimli septa, küçük boşluklar böyle bir şey yok. Ameloblastomanın örneğin farklı görüntüleri çok büyük boşluklar da olabilir. Odontojenik keratokistler, bunlarda da yine septalar olabilir. Genel kanı şudur, yine de dikkatli bakın diyoruz septalara. Hatta bazı literatürlerde şöyle geçiyor, en az bir tane veya bazı literatürler iki olarak kabul ediyor. Bir veya iki tane çok düz böyle dik açıyla seyreden, alttaki septayla dik açıyla birleşen bir septa izlerseniz burada ilk aklınıza gelen odontojenik miksom yani işte tenis raketi görüntü dediğimiz. İçindeki radyofasitelerin dağılımına bakalım dedik. Eğer koronali yakınsa sıklıkla da gömülü bir dişle birlikte izleniyorlar. Dişin kron kısmına yakınsa biraz daha belki pinpoint tümörünü düşünmemiz gerekebilir. Nasıl bir dağılım gösteriyorlar ve nasıl izleniyorlar? Eğer dişe benzer bir yapı varsa, evet buna tanı koymak çok kolay. Compound odontoma dediğimiz veya bazen radyo opak birikintiler şeklinde yine dişi, gömülü dişin okluzalinde bunları da kompleks odontoma olarak değerlendirebiliriz. Buradaki vakada yine mix bir lezyon. İçinde radyo opasiteler var ama bunlar saçılmış tarzda. Yani çok spesifik bölgede lokalize olmamışlar. Acaba bu ameloblastik fibrodonton mu diye öncelikle belki düşünmem gerekir. Yine yaklaşık %7 oranında, biraz yüksek oranında izleyebileceğimiz adenomatoid odontojenik tümörlerimiz var. Buradan biraz daha bu opasiteler lezyonun periferinde diziliyorlar. İşte bu da %100 tanı koydurucu değil tabii ki ama hastalıkları sınıflandırmamda bana yardımcı oluyor daraltmamda. Çevre anatomik yapılara etki çok önemli dedik. Örneğin mandibüler kanal bizim için önemli. Yukarıdan başlayıp büyüyerek aşağıya doğru ilerlemiş ve mandibüler kanalı aşağıya doğru itmiş. İşte çevredeki komşu yumuşak pardon dişleri aşağıya doğru itmiş. Dişlerde yer değişikliği yapmış. Yani biz bu görüntüleri yorumlarken veya raporlarken bunları mutlaka belirtiyoruz. İşte 36 nolu dişte yer değişikliğine neden olmuş gibi. Evet. Bu da Tamer Hocam benim böyle o tanımlanamayan arşivimden çıkmış bir görüntü. Üst çene anterior bölgede çok düşündüm ne olduğunu bilmiyorum. Hastayı da bilmiyorum. Üst çene anterior bölgede en az 6-7 dişte yer değişikliği yapmış. Lüsent neredeyse yüzen diş durumuna gelmiş. Çok büyük olasılıkla tabii ki malign bir şey diye düşünüyorum. Agresif bir şey. Adını koyamadım ama demonstratif olsun diye işte komşu dişlerde yer değişikliğine neden olmuş. Orta hattı da geçmiş. Kök rezorpsiyonları yine çok önemli bizim için.
Bilinenin aksine aslında benign lezyonlar daha çok kök rezorpsiyonu yapıyor. Malign lezyonlar da yapabilir tabii ki ama benign lezyonlarda biz daha çok karşılaşıyoruz bununla. Bunların tipi de çok önemli. İyi huylu lezyonlar, kistler veya iyi huylu tümörler olabilir. Daha çok düz rezorpsiyon yaparken malignitelerde daha çok çivi şeklinde veya knife edge dediğimiz bıçak sırtı şeklinde kök rezorpsiyonları. O nedenle lütfen lezyona komşu dişlerin köklerini dikkatlice inceleyelim. Bu şekilde bıçak sırtı şeklinde rezorpsiyonlar varsa acaba malign bir lezyon mu diye düşünebiliriz. Burada düz rezorpsiyonlara örnek daha çok enflamatuar lezyonlar veya kistlerde. Malign tümörleri rezorpsiyona daha az rastlıyoruz dedi. Nedeni ne? O kadar hızlı kemik yıkımı yapıyorlar ki daha kök rezorpsiyonları oluşmadan kemiklerde, dişlerde tipik bir yüzen diş görüntüsü ortaya çıkıyor. Kemik tamamen destrüksiyona uğramış ve radyolojik olarak bizim yüzen diş dediğimiz bir görüntü ortaya çıkmış. Ekspansiyona yine, acaba ekspansiyon yapmış mı? Daha çok benign lezyonlar, yavaş büyüyen lezyonlarda ekspansiyon görüyoruz. Çenede genişleme yapıyor, kortekste incelmeye neden oluyor. Evet, ekspansiyona neden olan, buna yumurta kabuğu görüntüsü diyoruz. O kadar inceltiyorlar ki kortekse ama korteks devamlılığını koruyor. Malign lezyonlar çok hızlı destrüksiyon yaptıkları için ilk başlangıçta ekspansiyon izlenmiyor. Yani lezyon biraz ilerledikten sonra elbette ekspansiyon veya fasiyel deformiteler de meydana geliyor ama bu tip kortikal kemiği harap eden, destrükte eden lezyonlarda her zaman malign lezyonlar mı kortikal kemiği yıkıma uğratıyor? Hayır, tabii ki uzun süreli kistler, daha benim agresif seyirli lezyonlarda da izlenebilir. Evet, korteks rezorpsiyonu, kortikal kemikli rezorpsiyon, osteosarkomlarda karşılaştığımız bir durum. Ama her zaman malignite göstergesi değil, tedavi etmeyip bıraktığımız uzun süreli kist vakalarında da örneğin bu hastada hem palatinal kemikte hem de nazar kavite tabanında yıkım yapmış. Yine osteosarkom ekspansiyona neden olmuş, ciddi destriksiyonlar yapmış. Periodontal aralık, çünkü okum saati görüntüde bozulma olmuşsa tüm diş yüzeyleri boyunca periodontal aralık genişlemişse lütfen malign lezyonların ilk radyolojik bulgusu, ona dikkat edelim. Lamina durada yıkım var, bu o önemli bizim için. Bazı lezyonlar süperpoze olur. Sanki lamina durada yıkım varmış gibi izleyebiliriz ama süperpozisyona bağlı da olabilir. Farklı açılardan film çekerek bunları rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Evet, lamina durada yıkım yapan lezyonlar. Sağ alttaki tiroid kanseri bir hastasında alt çeneye olan bir metastaz vakası. Gördüğünüz gibi lamina durayı tamamen rezorbe etmiş kemikle birlikte. Son anlatacağım, sonra geldik artık. Perios reaksiyonları çok spesifik değil. Hem enfeksiyonlar hem tümörler, evet, periosu uyararak yeni kemik yapımına neden olabilirler. Bizim için daha çok bu perios reaksiyonun tipi önemli. Yani varlığından öte nasıl bir reaksiyon oluşmuş. Eğer solid tarzda ise daha benign lezyonları düşünmemiz gerekir. Daha böyle fırçamsı tarzda, güneş ışını tarzında ise biraz daha, veya Kodman üçgeni dediğimiz görüntü varsa biraz daha malign lezyonları düşünmemiz gerekir. Ama burada da her yerde her zaman periyos reaksiyonu aynı olmayabilir. Kombine kompleks vakalar diye yorumluyoruz bunları. Bu tip güneş ışını tarzda reaksiyonlar, osteosarkomların tipik görüntüsü, yine santral hemanjiyonların tipik görüntüsü, bunlar önemli. %100 tanı asla koydurmazlar ama ayrıca tanı da önemli.
Evet Tamer hocam, bilmiyorum süre bir aştım mı, saate bakmadım inanın. Mümkün olduğunca Çok özetlemeye keyifle çalıştım. dinledik sevgili hocam. Çok Çok teşekkür. teşekkür ederiz. Ben size yalnız bir meslektaşımızın sevgili Enis Ertus'un bir sorusunu Evet. özellikle flegmonla ilgili aslında tabii apse ve flegmon hep Hakan hocam değil mi? Bunlar nasıl ayırt edilir şeklinde bir sorusu var. Bu tabii sadece aralarındaki farkı şöyle basitçe söyleyebilirim. Apse de flegmon da yaygın irinli enflamasyondur. Doğru. Fakat apseler kendisini sınırlama eğilimdedir. Evet. Flegmon ise bağ dokusu boyunca uzak yani uzak derken nispeten uzak. Örneğin diş kökündeki bir apsenin gözde flegmon yapması gibi bağ dokusu boyunca ilerlemesi söz konusudur. Aralarındaki asıl fark budur. Dolayısıyla bu kemikte olsun, yumuşak dokuda olsun bağ dokusunu ne kadar takip edebilirse o kadar uzağa gidebilecek bir lezyondur. Evet. İkisi de iltihabi lezyonlardır zaten. Evet hocam. Kemikte ise elbette ki litik lezyondur. Evet. Kemikte bir destrüksiyona sebep olur. Apseyle görüntüsü apseye göre daha geniş olsa bile biliyorsunuz belli bir miktarda kalsifikasyon şeyini ortadan kaldırmadıkça trabeküler ortadan kaldırmadıkça radyografide daha sonra gerçek boyutları görülebilir. Flegmonumuz bu. Yine Dilara Çolak sevgili meslektaşım YouTube'da bu şeyin kaydı var. Konuşmanın, güzel konuşmanın kaydı var. Dolayısıyla oradan takip edebilirsiniz. Aydan Hocam, Hatice Koçkat meslektaşım, primer intraosseöz karsinomda fincan tapağı görüntüsünü biraz daha açıklayabilir misiniz diye bir ricası var. Onu size ileteyim. Evet hocam, üstten başlayıp çene kemiğine invazi olduğu zaman tipik öyle fincan tabağı olarak tanımlıyoruz. Kemiği o bölgede rezorbe ediyor. Bizim radyolojik olarak kullandığımız bir terim bu fincan tabağı görüntüsü. Her zaman bu kadar net olur mu? Tabii ki değil. Biraz daha ilerlediği zaman çok geniş bir litik alan olur. Fincan tabağı görüntüsünde de çıkar işin açıkçası. Altındaki kortikal kemiğin yokluğu, düzensiz, böyle dantel şeklinde girintili çıkıntılı bir yapı şeklinde. Bizim radyolojik olarak kullandığımız bir terim ama orada lenfoma vakasını göstermiştim veya bazen yumuşak doku lezyonlarının bir kısmı bası sonucunda alttaki kemiğe bası ile de rezorpsiyon yapabilirler. Onu da biz radyolojik olarak fincan tabağı görüntüsü olarak yorumluyoruz, öyle adlandırıyoruz. Ama orada kortikal kemik daha düzgün sınırlara sahip. Hani radyolojik olarak kullandığımız bir terim aslında böyle çanak şeklinde diyeyim, çanak şeklinde bir defekt oluşturması. Tamer hocam sesiniz gitti. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gerek sizden gerekse sevgili meslektaşlarımdan özür diliyorum. Ne yazık ki birkaç kere internetim kesildi. Bağım koptu. Onların tekrar bağlanmasını beklemek zorunda kaldım. Benim de ara ara gitti geldi Taner. Evet Belki bir maalesef. sıkıntı var serverlarda mı bilmiyoruz ne oldu. Ben Hocam. gerek evdeki serverdan bağlandım, gerekse de Turkcell'i kullanmaya çalıştım ama bazen ben de koptum. Evet. Ama muhteşem muhteşemdi. Hocam çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Ben böyle hani öğrencilere ders anlatır gibi olmasın diye çok böyle titizlik gösterdim ama biraz da yılların verdiği alışkanlıkla acaba ders anlatır tarzda mı oldu? Bu moda girmek istemediğim, görüntüler koymak istedim ama süre de kısıtlı. Hatta yine de aştım herhalde Çok çok bilmiyorum. keyifli oldu hocam. Çok keyifli Hocam oldu. çok teşekkür Muhtemelen ediyorum. sevgili meslektaşlarım da aynı kanaattedir. Hakan hocam eğitim
komisyonunun çabasına çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Evet. hepsi çok değerli arkadaşlarım. Canım hocam sen de bizimlesin. Bizim eğitim Elbette, komisyonumuzdasın. elbette ama Birlikte yani çalışıyoruz. El birliğiyle bir şeyler üretiyoruz. Sağ olsun davet ettiğimiz hiçbir hoca da bizi refüze etmiyor. Hepsi gelip keyifle bize akşamın bu vaktine kadar bildiklerini paylaşıyorlar. Ben çene cerrahisi uzmanıyımdır ama Tamer beni tanır. Radyolojide de çok meraklıyımdır. Anatomiyle örtüşmesini çok severim. Patolojiyle örtüşmesini çok severim. Benim bile bugüne kadar görmediğim bir sürü vakayı gördüm. Hocam muhteşem hazırlanmış. Keşke ders anlatır gibi. Ders nasıl anlatıyorsunuz bilemiyorum. Muhteşemdi. Çok çok teşekkür hocam ediyorum ben hepinize. teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok ilginç vakalarım vardı tanımlanmamış ama artık süreyi aşmak da istemedim çok fazla. Zaten aştım herhalde. Ben sizi bir daha davet Aşırma. ederim. Tamer kardeşim biz sizi davet ederiz. Merak etmeyin. Ederiz. Hocam Merak etme. nazik davetleriniz için Tamer hocama size çok teşekkür ediyorum. Çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki katılımcılara da bu saate kadar bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, evet. Evet. Arthur kardeşim sana da çok çok teşekkürler. Bizim sağ kolumuzsun. Aynen. Her türlü Arthur desteğini görüntüyü aç, görüntüyü aç Arthur. Meslektaşlarımız ekran görüntüsünü çekip İdo yayını ve bizleri tekleyip paylaşsınlar. Hocalarımıza da bu şekilde plaketlerini vermiş olalım. her Selam. Valla sevgili Arthur çok teşekkür ediyorum. Ben biraz bilgisayarda böyle çok şey değilim hocam. Korktum yani ya Hayır, bağlanamazsam hayır. ya bir sorun Çok 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 çıkarsa. güzel oldu. Her şey Çok muhteşemdi. teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ olun hocam. Arthurcuğum çok çok teşekkür ediyorum Ellerinize desteklerin sağlık. için. Tüm Teşekkür ediyorum. dinleyicilerimize, tüm katılımcılarımıza da İstanbul İş Hekimler Odası Başkanımız Tarık İşmen ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adına da teşekkürlerimi burada sunmak isterim. Hepinize iyi akşamlar, sevgilerimle, saygılarımla. Saygılar bizden hocam sağ olun. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Tamer hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Her şey Sağ çok olun. güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.